Esma. Buyurun Sultanım. Şeker Ağa'ya söyle, yemeğime has parça hazırlasın. Bunu kutlamamız lazım. Elbette Sultanım. Yalnız mı olacaksınız? Esma, kutlama dedim. Çocuklarım da gelsin, ayrıca lokmalar dökülsün. Hürrem. Hayırlı sabahlar. Ne yalan söyleyeyim. Seni görünceye kadar hayırlıydı. Hislerimiz karşılıklı. Ne güzel. Bu arada senin haberin yoktur. Ben söyleyeyim. Hünkârımız Şehzade Mustafa'yı sancağa çıkarma kararı almış. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yakında sen de gidiyorsun. Haberi kimden aldıysan eksik söylemişler sana. Mustafa'm sancağa çıkıyor. Doğru. Fakat ben gitmiyorum. Bu senin isteğine bağlı değil mi Aydevran? Gitmeye mecbursun. Hünkârımız böyle uygun görmüşler. Şehzadem tek başına gidiyor. Hayırlı haberi almış olmalısınız sultan. Hünkârımız ikna oldu. Şehzademiz Manisa Sancak Bey'i tayin edildi. Yakındır. Yola çıkar. İskender Çelebi. Anlaşılan sizin de haberiniz yok. Mustafa gidiyor evet fakat yalnız. Hani Mahidevran Sultan'a gidecekti onunla? Nasıl olur? Teamüller bunu gerektirir. Aksi görülmüş şey değil. Hünkârımız vermiş bu kararı. Nasıl oldu bu anlamadım. Neden fikir değiştirdiler? Hünkârımız şehzademizi tayin ettikten sonra İbrahim Paşa kendisiyle hususi görüşmek istediğini söylemişti. Belli ki bu kararın arkasında İbrahim Paşa var. Ben size söyledim. İbrahim Paşa bu işi bozmasın dedim. Neden müsaade ettiniz? Hazırlıklar vakit alır sultanım. Mahidevran Sultan'ın da şehzademize refakati için elimden geleni yaparım. Onu bana bırakın. Siz İbrahim Paşa ile alakadar olun. Esas mühim olan onu göndermek. Bu o kadar kolay değil sultanım. Daha önce defalarca denendi. Fakat muvaffak olunamadı. Haberi aldım. Bir düşmanı varmış. Efendi Hazretleri denen biri. Her kimse çok kuvvetli. Onunla temasa geçilebilir. Siz biliyor musunuz kim bu adam? Evet, namını işittim. Fakat kim olduğu meçhul. Neyse. Birlikte hareket edersek İbrahim Paşa'nın hakkına geliriz. Zira ondan kurtulmadıkça bize huzur yok. Hayırlı haberlerinizi bekliyorum. Sultanım.